Zenitsan'ın çok değerli belediye başkanı, çok değerli yerel yönetimin bakanları, çok değerli belediye başkanlarımız, meclis üyelerimiz, Türkiye'den gelen çok değerli konuklar, değerli Zenitsalılar, Bosnalılar, hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Cijenjeni Zeničani, Bosanci, Hercegovci, prijatelji iz Turske, poštovani gradonačelniče i općinski vijećnici, svi u vas selamim srdačno. Sizlere Türkiye'den, Türk halkından kucak dolusu sevgiler getirdim. Ja sam vam donio zaista mnogo ljubavi i pozdrava iz Bratske Republike Turske. Momak Belediyemiz, birlikte geldiğimiz meclis üyelerimiz ve heyetimiz adına sizleri en derin kalbimle, saygılarımla selamlıyorum. Ja želim da vas poselamim u ime svoje općine i prijatelja koji su tu sa nama, zaista veoma, veoma srdačno. Bugün burada 8. Bosna Türkiye Kardeşlik Günleri kapsamında bir aradayız. Mi smo danas ovdje zajedno zahvaljujući 8. danima Bosansko-Turskog bratstva. Programı düzenleyen, destek veren, katılan herkese teşekkür ediyorum, şükranlarımı sunuyorum. Želim se zahvaliti svima koji su učestvovali na bilo koji način u organizaciji i koji su lično učestvovali. Bizler çok uzun bir süre birlikte yaşamış, tarihi geçmişi, inanç ve kültür birlikteliği olan toplumlarız. Mi smo dvije zajednice koje su dugo vremena provele živeći zajedno u prošlosti. Yüzyıllardır süren dostluk ve kardeşlik ilişkimiz bizleri et ve tırnak gibi birbirine bağlamıştır. Nas su prijateljstvo koje je trajalo stotinama godina učinili da budemo kao nokat i meso. Bosna Hersek bizim bir parçamızdır. Biz böyle hissediyoruz. Jer Bosna i Hercegovina je dio nas, mi to tako vidimo. Türkiye'de Bosna dendiği zaman akan sular durur. U Turskoj, kada kažete Bosna i voda koja teče stane. Kardeş belediye hukukuyla Momak Belediyemiz karşılıklı işbirliği ve kültür alanında atılan adımlarla bu topraklarda bağların daha da güçlendirecektir. Ja ću kao predstavnik općine Mamak potruditi se da zajedničkim snagama još poboljšamo naše bağımsız Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı 2003'te aramızdan ayrılan bilge insan Aliya İzzet Begoviç'i saygıyla, hürmetle, rahmetle anıyorum. I želim da se sjetimo svi rahmetli predsjednika Alije Izetbegovića koji nas je napustio 2003. godine. Savaşın bir anında niye biz onların yaptığı gibi onların yöntemleriyle savaşmıyoruz diyenlere tokom rata kada je odgovorio zašto oni ne čine isto kao i oni koji su činili nered ovdje. Düşmana benzediğiniz zaman düşmandan farkınız olmaz demiştir. On je rekao, ako ličite na svog prijatelja, onda između vas nema nikakve razlike. Ali İzzet Begoviç bir ifadesinde de bunu hiç unutma evlat. Batı hiçbir zaman uygar olmamıştır. Çünkü bugünkü refahı, devam eden sömürgeciliği, döktüğü kan, akıttığı gözyaşı ve çektirdiği acılar üzerine inşa etmiştir. Mir je uvijek napravljen na dosta prolivenog znoja, krvi i života onih koji su se borili za mir. Bugün de aynı değil mi? Türkiye sınırlarında binlerce kilometre uzaktan gelip yıllardır kardeş olduğumuz, komşu olduğumuz halklarla aramıza girmeye çalışmaktadırlar. Nažalost, neki pokušavaju da zavade nas i naše prijatelje s kojima smo dugo godina graničili u Turskoj. Coğrafya huzur ve barış değil, acı ve gözyaşı getiriyorlar. Nažalost, oni su donijeli na te prostore ne mir, ne prosperitet, nego suze i krv. Bizlerse hep birlikte daha fazla iyilik ve güzelliğin peşinde olacağız sürekli. A mi ćemo uvijek biti, nastojat ćemo uvijek da puno više ljepote i dobrote
stvorimo zajedno. Önceki gün Barış Pınarı harekatımız başladı. Mehmetçiğimize Rabbimden zafer diliyorum. Prošlih dana čuli ste da je počela operacija koja se zove Izvor mira. Želim našim vojnicima svu sreću. Şehitlerimizin ruhu şad, mekanı cennet olsun. Želim rahmet našim şehidima i da im Allah podari cennet. Tüm dünyaya barış ve huzur hakim olsun inşallah. Želim cijelom svijetu mir i prosperitet, ako Bog. İçinde bulunduğumuz coğrafyada da çok acılar yaşandı. 1995 yılında Srebrenica'da Müslümanlar soykırımına maruz kaldı. Nažalost i ovdje se desilo puno nemilih događaja. Svi znamo da je 95. godine počinjen genocid u Srebrenici. Bu vesileyle savaşta hayatını kaybeden kardeşlerimize, Bosnalara Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim bir daha böyle acılar yaşatmasın. Želim svim prijateljima našim koji su izgubili život u tom genocidu da Allah podari rahmet i ne daj Bože da se ikad ikom ponovi. Sözlerime son verirken tüm Bosnalıları Türkiye'ye, Ankara'ya, Mama'ya davet ediyorum. Prije nego što završim, želim sve vas Bosance i Hercegovce da pozovem u Tursku, u Ankaru, u općinu Mamak. Yaşasın barış, yaşasın huzur. Yaşasın ezeli ve ebedi kardeşliğimiz. Živio mir, živilo blagostanje i živilo naše bratstvo. Hepiniz saygılarımla selamlıyorum programı düzenleyen çok değerli kardeşlerime. Sizlere en derin kalplerimle selamlıyorum. Allah'a emanet olun diyorum. Hvala vam još jednom što ste slušali naš govor i želim da se zahvalim svima što ste došli. Evo gospodin Orhan govori, Boga mi, svi će doći u Tursku ako ih pozovete. Evet, Akyurt Belediye Başkanımız Hilal Başkanımıza mikrofonu takdim ediyoruz. Sen oradan söyle. Sada ćemo gospođu načelnicu pozvati da i ona kaže par riječi. Sayın Zeynsa Belediye Başkanım, kıymetli yerel yöneticiler, çok değerli bakanlarımız ve çok kıymetli kardeşlerim, sizleri sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Hayırlı akşamlar. Dragi prijatelji, dragi Zeničani i Zeničanke, poštovani gradonačelniče i predstavnici vlasti, svi u vas srdačno selamim i dobro večer. Sizlere Türkiye'nin kalbi başkent Ankara'dan Ankaralı kardeşlerinizden kucak dolusu sevgiler getirdim. Ja vam donosim iz srca Republike Turske, iz glavnog grada Ankare, pun, što se kaže, pune njedri selama od svih naših građana. Bosnalı kardeşlerimize Türkleri sordukları zaman çok mutlu bahsediyorlar. Emin olun Türkiye'de de Bosnalı kardeşlerimizden bahsederken gözlerimiz yaşarıyor, yüreğimizi büyük bir sevinç kaplıyor. Sizlere kardeşlerimizin bir kez daha selamını iletiyorum. Yüce Yaradan Kur'an-ı Kerim'de kardeşlikten bahsetmiştir. Müslümanlar ancak kardeştirler demiştir. Bizim bu aramızdaki kardeşlik bağı ilelebet devam edecektir. Ja želim samo još jednom da kažem, kada spomenete u Bosni i Hercegovini Turčina, da je svima drago kad čuju to. Međutim, vjerujte mi da je isto i kada spomenete Bosanca u Republici Turskoj. Čak i Allah nas je uputio jedne na druge, rekao je da moramo biti braća i sestre. Aramızdaki kardeşlik bağı yüzyıllardır bir arada yaşayan atalarımızdan bize kalmış çok kıymetli bir mirastır. Bizler de bu mirasa hep birlikte el birliğiyle sahip çıkacağız. Başkanımız az önce davet etti. Ben de teklifi tekrar yinelemiş olayım. Yolumuz düşerse Türkiye'mize, Ankara'mıza, Akyurt'umuza muhakkak bekleriz. Programda emeği geçen arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Burada sizlerle birlikte olmaktan müşerref olduğumu belirtmek istiyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Mi možemo i da svjedočimo ovom velikom prijateljstvu između dva naroda i želim ovu priliku iskoristiti i ja još jednom pa da vas i ja pozovem u našu Ankaru, u Republiku Tursku. Sada iz Kapadokije gospodin
načelnik Nevšehira, Rasim Ar, želi da kaže par riječi. Kıymetli Zerissa Belediye Başkanımız, yerel yönetimin kıymetli bakanları, Türkiye'mizden, ülkemizden gelen kıymetli belediye başkanlarım, ülkemizin farklı noktalarından gelen belediye başkanlarımız, Aliyan'ın kokusunu üzerinde taşıyan Bosnalı kardeşlerim, hepinizi saygıyla, sevgiyle ve muhabbetle selamlıyorum. Cijenjeni prijatelji, dragi gradonačelniče Zenice, dragi ministri, dragi građani Zenice, svi, želim da vas još jednom poselamim od srca. Ülkemizden mazlum ve mağdur coğrafyaların umudu, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan bütün kardeşlerimize selam getirdik. Onun selamını sizlere iletiyorum. Mi smo vam donijeli selame od našeg vrhovnog komandanta, od našeg predsjednika Republike Turske, gospodina Recep'a Tayyip'a Erdoğan'a. Yüzyıllardır devam eden, 500 yılı aşkındır devam eden kardeşliğin somut halini burada görmekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Meni je zaista drago da vidim lično i svojim očima dokaz bratstva koje traje više od 500 godina. Benim için Bosna'nın 3 tane özel ve güzel özelliği vardır. Ako mene pitate, Bosna ima 3 prelijepe osobine. Bir tanesi İstanbul'da, Pendik'te Bosnalı kardeşlerimle birlikte 10 yıllık bir yaşamı beraber yaşadık. Ja sam ovdje 10 godina proveo, znači, zajedno sa prijateljima, hoću reći u Pendiku, u Istanbulu. İkincisi, 16 Mayıs 2018 tarihinde belediye başkanlığımı burada müjdelenmişti. 16 Maya 2018 godine gradonačelnik je radosne vijesti podijelio sa nama. Ve tabii ki üçüncüsü, 95'li yıllarda sizin ızdırap ve acı çektiğiniz o acımasız yıllarda henüz üniversite öğrencisi bir kardeşiniz olarak o gün Bosna'da ve Bosnalı kardeşlerimin yanımda yer almıştım. Ja iako sam bio tek učenik, hoću reći student na univerzitetu kada je bio rat u Bosni i Hercegovini, vjerujte mi da sam svim srcem bio uz vas. O yüzden bugün tekrar seçilmiş bir belediye başkanı olarak burada bulunmaktan dolayı ayrıca bir mutluluk duyuyorum. Sizlerle beraber olmanın huzurunu, keyfini yaşıyorum. Meni je zaista drago što sam imao priliku da dođem kao gradonačelnik ovdje i da podijelim ovu radost sa vama. Ve Aliyan'ın sözleriyle sözlerime son veriyorum. Želim da završim svoj govor riječima rahmetli Alije Izetbegovića. Asla köle olmayacağız. Velikim Bogom se kunemo da nikada robovi biti nećemo. Hepinizi saygıyla, sevgiyle ve muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Selamim i pozdravljam vas sviju. Sada želimo gospodin gradonačelnik Fuat Kasumović da se obrati. Poštovani Zeničanke, poštovani Zeničani, poštovani gosti grada Zenice. Sajim Zenica Allah, sajim Zenica misafirleri. Poštovani naša braća iz Turske koji su... Sajim Türkiye'den gelen kardeşlerimiz. Poštovane kolege i kolegce gradonačelnici. Sajim dostlarımız belediye başkanları. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bolje vas naša. Neraskidive su veze ova dva naroda bratska. Bu iki kardeş ırkın bağları kopmaz. Duge preko 500 godina. 500 yıldan fazla tarihimiz var.
na nama koji sad smo na političkoj sceni i ovde i u Turskoj, ister burada ister Türkiye'de olan tüm siyasetçilere, je da te veze još više produbimo. Ponavljam, radi se o dva bratska naroda. Önemli bir görev düşüyor. Bu ilişkileri daha da pekiştirmek zorundayız. Tekrarlıyorum, biz iki kardeş ırkıyız. Narodi bez kulture i tradicije i običaja nisu narodi. Kültür ve geleneği olmayan ırkı, ırk değildir, millet değildir. Zato sam presretan i zadovoljan što je organizator odabrao grad Zenicu za 8. manifestaciju. Bundan dolayı ben çok mutluyum. Çünkü organizatörler Zenica belediyeyi seçmişler. Böyle bir güzel organizasyon için. 8. kez. Pozivam sve građane Zenice da ova dva dana uživaju i da obnove uspomenu na kulturu i tradiciju velikog turskog naroda. Tüm Zenicalıları da hep beraber Türk gelenekleri ve kültürünü beraber izlemeye davet ediyorum. I na kraju, ve sonunda, želim da prenesete tople selame predsjedniku Tayyipu Recep'u Erdoğan'u od građana Zenice. Cumhurbaşkanınıza Recep Tayyip Erdoğan'a en içten selamlarınızı iletmenizi rica ediyoruz. Živi i zdravi bili. Allah sağlık versin. Çok teşekkür ediyoruz bütün başkanlarımıza. Zahvaljujemo se još jednom svim načelnicima.